Tam Engin'in renkleri. Sakin ol Nadia'cığım. Bırak beni yoksa çiğlik atarım. Attığın son çığlık olur. Olay çıkarırsan kurşunu yersin. İkimiz de silahlıyız. Şimdi akıllı ol ve bıçağı ver. Aferin. Şimdi bizimle arabaya biniyorsun. Sesini çıkarma. Yürü. Başına büyük bela aldın. Caz yapma, yürü hadi. Sonun çok kötü olacak. Sende bize yarayacak bir bilgi var. Akıllı olursan canın fazla yanmadan ötersin. Sana söyleyecek hiçbir şey yok bende. Yok ya. Sen ne sanıyorsun kendini? Sarıçınsın diye, Almansın diye boğazını kesemez miyiz zannediyorsun ha? Alo, efendim Nadia. Alo? Çek ellerini üstünden. Alo Nadia. Nadia ne oluyor orada? Beni korkutmak o kadar da kolay değil, anladın mı Abdülbaki? Bana hiçbir şey yapamazsınız. Hadi hadi. Ne oldu? Allah kahretsin. Ne oldu abi? Nadia'yı kaçırmışlar. Ne? Cehenneme kara yolunuz var. Hepinize lanet olsun, hepiniz geberin. Kapat çeneni lan salak karı. Çıkalım hadi. Nadia neredesin? Kim var yanında? Duyuyor musun beni Nadia? Zor günler geçirdin ama atlattığını görüyorum. Son çıktığın haber, dosyayı toparlaman, titiz çalışman hepsi şahaneydi. Seni yeniden aramızda görmek istiyoruz. Tabii sen de istersen. Birlikte çalışmaya devam edelim diyorum Zeliha. Ne dersin? Tabii ki isterim şefim. Yani sizin için de arkadaşlar için de sorun olmayacaksa ben tabii ki işime geri dönmek isterim. Biz de sana haksızlık yaptık. Bilip bilmeden konuştuk, kusurumuza bakma. İş bayağı büyük, bayağı tehlikeliymiş. Bilemedik. Affedersin. Yok, önemli değil. Sağ olun. O zaman tekrar hayırlı olsun diyelim mi? Diyelim şefim. Hoş geldin. Hoş buldum. Bak kızım. Sen bir sarı kafa Alman karısın. Bu işlerin ortasına nasıl düştün anlamadım. Ama konuşursan kendini kurtarırsın. Sonra da ilk uçağa atlayıp defolup gidersin. Ama konuşmazsan haftalarca, aylarca bu iskemlede oturturum seni. Konuş şimdi. Mesut nerede? Ne bileyim ben. Arkadaşım değil ki. Mesut'un ekibiyle gezmiyor musun ha? Mesut bize lazım Nadia. Evine baktık yok. Merkeze de gelip gittiği yok. Belli ki bir yere saklamışlar. Sen bilirsin. Nereye sakladılar? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum lan? Ne demek bilmiyorum? Hiç mi bir şey konuşmadılar yanında ha? Çalıştır kafanı hadi. Bilmiyorum dedim ya, bilmiyorum. Ulan sana! Ulan! Ulan! Peki. Madem öyle. Bilmiyorsun. Madem ki konuşmuyorsun. Benim işime yaramıyorsun demek ki. Yapma dur. Yapma dur. Nadia'nın telefonu bu noktadan sinyal veriyor. Şu depoda tutuyorlar galiba. Kapıyı adam bırakmışlar. Müdürüm. Kapıdakileri indirelim mi? Çabuk halledin. Bir an önce içeri girmemiz lazım. Cemal, Arda, siz gidin. Gidin. Burası temiz abi, gelebilirsiniz.
yapma ne olur. Sen bunu hak ettin Nadia, hak ettin. Polis! 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 Bakiyle bir adamı kaçtı. Nadia. Engin. Nadia. Canım çok acıyor. Nadia vurulmuşsun. Ambulans çağır çabuk çabuk. Beyza acil ambulans lazım. Çok canım acıyor. Çok acil. Geçecek tamam mı? Geçecek korkma. Kahretsin. Kurşunu karnından almış abi. Çok kanaması var abi. Şşş olsun. Dayanır. Dayanırsın değil mi Nadia'cığım? Nadia, Nadia bana bak. Nadia. Hiç gözüm yok Engin. Nadia, Nadia gitme. Bayıl tamam bir şey yok. Bayıl abi hadi, hadi abi hadi. Gözün çabuk. Sen yani baştan beri pustaydın bu ablaya. Zeliha'ya sırf ekibi ısırmak için yanaştın. Takıldın falan. Herhalde. Başka neden olacak? O kadar yani. Ne geveliyorsun aslan? Abi ben senin bir sürü operasyonunu bilirim. Takıldığın bir sürü abla gördüm. Böyle kafayı taktığını daha önce görmedim. Oğlum ne kafayı takacağım lan? İş için iş. Tamam. İş için benim bildiğim Tarık abi ilk sallanmada kızı keser atar. Allah'a meyceğin gelse bulamaz. Ama kıymamışsın buna bu sefer. Oğlum sıktım diyorum sıktım. Ateş ettim kıza. Mermiyi bastım diyorum anlamıyor musun sen? Ne kıyması ne anlatıyorsun ya? Abi babasını vururken kız araya girmiş. Hiç mi teke tek kalmadı? İş değil ki senin için. Yumurta kırar gibi alırsın canını. Elini kolunu tutan nedir onu anlamadım. Oğlum sen ne zaman büyüdün de benim işime yorum yapıyorsun ha? Öldürmediysek lazım olur diye öldürmedik. Olacak da zaten göreceksin. Zeliha ile benim maceram öyle hemen bitmeyecek. Durum oldukça ağır. Yani karnındaki hatar damar parçalanmış. Kan ve doku kaybı çok ciddi boyutta. İç organ zararı da söz konusu. Yani hocam ne diyorsunuz? Kurtulamayacak mı? Yani umut var elbette. Ama iş kolay değil. Ya hocam Allah aşkına açık açık söyleyin. Şansı var mı? %50 diyelim. Maalesef. İyi habere de kötü habere de hazırlıklı olalım. Ameliyat ne zaman biter peki? Bilemiyorum. Şimdi gitmem lazım. Tekrar konuşuruz. Sağ olun. Abi, hemen kesme ümidini. Bak kız direniyor içeride. Sen de biraz iyi düşün. İyi düşünsem ne olacak Ali ha? Kız perişan oldu bizi tanıdığından beri. Bir sürü tehlikeyi bizimle birlikte atladı. Hiç mecbur olmadığı halde. Ama biz onu koruyamadık. Yani ben. Şimdi de can çekiş. Sahip çıkamadık kıza. Kanıma dokunuyor işte. Abdominal aort parçalanmış. Ver, leşler alayım. Kanamayı durduramıyorum. Kan isteyin hemen. En az 4 ünite kan isteyin. Hemen çabuk. Hocam dalağa dalmamız gerekiyor. Önce damarı halletmemiz lazım. Hastayı kaybedeceğiz yoksa çabuk. Neşter. Size çay getirdim. Ama kahve isterseniz de gidip değiştirebilirim. Yok canım sağ ol. Sağ ol Çayı. Bir çay da ben alırım. Baba. Tabii hemen getiriyorum müdürüm. Buyur baba otur. Sağ ol. Hoş geldin baba. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nadia çıkmamış hala ameliyattan. Pek iyi de değilmiş diyorlar. Öyle diyorlar baba. Sen onların dediğine bakma. İyi düşün ki iyi olsun ha. İyimser olmak çok güzel de günün sonunda pek bir işe yaramıyor. Müdürüm, kötümser olmak çok mu işe yarıyor? Bak. Neden iyimserim açıklayayım sana. Nadia hiç bilmediği bir memlekette
kız kardeşinin katilini aramak için haftalardır iş sürüyor. Nadia savaşmayı biliyor. Savaşmaktan da korkmuyor. Bana sorarsan evlat, böyle cesur ve inatçı biri kolay kolay ölmez. Ölemez. Ameliyat bitti. İyi mi geçti, kötü mü bunu zaman gösterecek. Çok ciddi bir yarayla mücadele ettik. Emin olun tüm cerrah arkadaşlar ellerinden geleni yaptılar. Ondan şüphemiz yok zaten. Peki bundan sonra ne olacak? Yani hasta komada. Belki bir gün sürer uyanması, belki bir sene. Bundan sonrası ona bağlı. Bünyesi dirençliyse, biraz da şanslıysa atlatacak. Bak şimdi fark ettim. Ellerin ne kadar güzel. Ne kadar yumuşak. Ben daha ellerini doya doya tutamadım Nadia. Tam sana aşık oluyordum ben. Hatta belki çoktan oldum. Anlıyorsun beni değil mi? Bak, şimdi çekip gidersen çok yazık olacak. Daha yaşamadığımız bir sürü şey var. Gitmediğimiz onca yer. İzlemediğimiz binlerce film. Hatta yaşanacak bir sürü kavga. Üzme bizi Nadia. Tamam mı? Bak sana söz veriyorum. Çok mutlu edeceğim seni. Sen yeter ki uyan.